Üçüncü menakıb. İmamı Begavi, rahimehullahü teala, mesabih-i şerifte menakıb Osman, radıyallahu teala an, babında sahih hadis olarak Hazreti Ayşe Sıddıkadan, radıyallahu teala anha nakletmişlerdir. Hazreti Ayşe buyurdular ki, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, mübarek baldırları, topuk ile dizi arası açık olduğu halde evimde yatıyordu. Hazret Ebu Bekir, radıyallahu teala an kapıya gelip izin istediler. Hazreti Habibullah izin verdiler. Kendileri o hallerini değiştirmediler. Sohbete başladıktan sonra Hazreti Ömer radıyallahu teala anh gelip izin istediler. Hazreti Fahri Alem ona da izin verdiler. Mübarek baldırları açık olduğu halde sohbete başladılar. Sonra Hazreti Osman radıyallahu teala an gelip izin istediler. Hemen Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri oturup örtüsünü üzerine aldı. izin verdi. Sonra cümlesi kalkıp gittikten sonra Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha dedi ki: Ya Resulallah, pederim, babam Ebu Bekr geldi, hiç hareket etmediniz. Ömer geldi, ona da aynı şekilde oldunuz. Sonra Osman geldi. Kalkıp esvabınızı, elbisenizi örttünüz. Server alem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular meleklerin haya ettiği kimseden ben haya etmez miyim? Bir rivayette buyurdular ki, muhakkak ki Osman çok hayalı bir kimsedir. Ben ondan haya ettim. Eğer ona o hal üzereyken izin versem, içeri girip hacetini, arzusunu, isteğini bana söylemezdi.